Bafra Doğru Cevap Özel Öğretim Kursu Uzaktan Öğretim videolarına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sindirim sistemi. Sindirim sisteminin organlarını, sindirime yardımcı yapıları ve besinlerin sindiriminin nerelerde gerçekleşip emilimine bakacağız arkadaşlar. Şimdi sindirim ne demek? Besinlerimizi küçük birimlere parçalamaya sindirim ismini veriyoruz. Sindirim arkadaşlar gerçekleştiği yere göre ve gerçekleşme şekline göre iki gruba ayıracağız. Gerçekleştiği yere göre baktığımda eğer hücrenin içerisinde gerçekleştiriyorsam sindirimimi hücre içi sindirim diyeceğim. Nasıl gerçekleşiyor bu olay bir bakalım. Şu benim besin maddem olsun arkadaşlar. Hücre besin maddesine doğru yaklaşıyor. Hemen bir cep oluşturuyor. Bu cebi neyden oluşturacak? Hücre zarından oluşturacak. Besini içeriye aldığı zaman arkadaşlar oluşturduğu şu yapının adına besin kofolu diyeceğim. Lizozomla birleştirecek. Birleştirdikten sonra oluşan yapıya sindirim kofolu ismini veriyoruz. Hatırlayalım organellerde arkadaşlar biz zaten kofolu hayvan hücrelerinde geçici bir süre için oluşturuyorduk. Besin taşıyorsa besin kofolu diyorduk. İşte sindirim ürünlerini taşıyorsa sindirim kofolu diyorduk. Boşaltım maddelerini taşıyorsa boşaltım kofolu ismini veriyorduk. Bu da bir dipnot olarak aklımızın köşesinde kalsın. Arkadaşlar sindirim kofolu içerisinde sindirim gerçekleşiyor. Monomer maddeler bu kofolun içerisinden arkadaşlar nereye geçecek? Hücrenin sitoplazmasına geçecek. Sindiremediğim ya da atık ürünleri de ne yapacağım ben? Egzositoz mekanizmasıyla hücreden uzaklaştıracağım. Hücre içi sindirim bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Diğer sindirim çeşidim hücre dışı sindirim. Burada da hücrenin içerisine besini almıyorum da besini sindirecek enzimleri ne yapıyorum? Hücrenin dışına gönderiyorum. Dışarıda sindirimimi tamamladıktan sonra oluşan monomer maddeleri difüzyon ve aktif taşımayla hücreye alıyorum. Şimdi sindirimin gerçekleşme şekline göre baktığımda bir mekanik sindirim diyeceğim. İki kimyasal sindirim. Bu mekanik sindirimin bir diğer adı da arkadaşlar fiziksel sindirimdir. Burada amacım besini kendisinden daha küçük parçalara ayırmaktır. Bu işlemi yaparken enzim kullanmıyorum. Peki amacım ne? Kimyasal sindirimi hızlandırmak. Nasıl hızlandıracağım? Besinlerin yüzey alanını artırarak. Örneğin arkadaşlar, çiğneme hareketimdeki amaç besinlerin yüzey alanını genişletmektir. Bu bir mekanik sindirimdir. Midenin hareketleri yine bir mekanik sindirimdir. Safra sıvısının yağları yağ damlacıklarına çevirmesi mekanik yani fiziksel sindirime örnektir. Diğer sindirim çeşidim kimyasal sindirim. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Besinin kimyasal yapısını bozuyorum. Mesela örneğin nişastayı glikoza kadar parçalıyorum. Eleman önceden nişastaydı, sonradan kimyasal yapısı değişti. Glikoz halini aldı gibi kafanızda kapatassak düşünebilirsiniz. Burada ne kullanıyorum? Su ve enzim kullanıyorum arkadaşlar. Sindirim reaksiyonlarımın hepsi hidroliz reaksiyonlarıdır ve ATP harcanmaz. Buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar insanda sindirim organlarımıza baktığımız zaman ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüsle sonlandıracağız. Şimdi şöyle bir bakalım sindirim sistemi organlarımıza. Arkadaşlar ağız, yutak vesaire burada yok ama yemek borusu, karaciğer sindirime yardımcı, safrakesem yardımcı, pankreasım yardımcı organdır. Yemek borusundan besinlerim geldi. Hop, buradan nereye geçiyorum? Mideye. Mideden arkadaşlar ince bağırsağıma geçtim. Kalın bağırsağıma geçtim. Anüsten de dışarıya gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar ağızdan başlayalım. Ağızda hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Tabii tüm besinlerin kimyasal sindirimi mi? Hayır. Sadece arkadaşlar karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar diyeceğiz. Tüm besinlerin mekanik sindirimini yapıyorum. Dişler dil yardımıyla gerçekleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada dil
Duyu organımız biliyorsunuz besinlerin tadının alınmasını sağlayacak. Aynı zamanda besinleri karıştırıp yutağa iletmemize yardımcı olacak. Şurada bir notumuz var. Ağız boşluğum çok katlı epitelle kaplıdır arkadaşlar ve tükürük sıvısı bulundurur. Tükürük sıvısının da arkadaşlar içeriğinde ne bulunacak? Amilaz enzimi bulunacak. Amilaz enzimi de nişastanın kimyasal sindirimini başlatacak. Şimdi bir dişin yapısına bakalım arkadaşlar. Üç kısımdan oluşur. Taç kısmı, boyun kısmı ve kök kısmı. Arkadaşlar taç kısmında bulunan mine tabakam dişin taç kısmını tamamen örtüyor. Sert ve parlak bir yapıya sahip. Dentin dediğim iç kısım kemik tabakadır. Bir de arkadaşlar en içte pulpa adını verdiğimiz sinirler ve kan damarlarının bulunduğu bölüm mevcuttur. Yutağımıza bakalım. Diğer ismiyle farynx. Bu arkadaşlar yutak dediğimiz kısım besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Burada herhangi bir sindirim yok. Üstten ağız ve burun boşluğuna, alt kısımdan da yemek borusuna açılır. Burada arkadaşlar yutkunma sırasında soluk borusunu kapatan, besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen epiglotis adını verdiğimiz bir kapakçık mevcut. Diğer yapımıza bakalım. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Özofagus dediğimiz yemek borusu. Yemek borumuz midemizle yutağımız arasında bulunan kısımdır arkadaşlar. Dıştan içe doğru bağ doku, kas doku ve epitel dokudan oluşur. En iç kısımda epitel doku var. Arkadaşlar mukus salgısı yapılır burada. Besinlerin alt kısma doğru rahatlıkla ilerlemesini sağlar. Kas doku kısmına baktığımda başlangıç kısmı çizgili kaslardan, diğer kısımları da düz kaslardan oluşur. Bu ne demek? Benim arkadaşlar yutkunma olayım istemli başlayacak, istemsiz bir şekilde devam edecek. Buradaki düz kaslar peristaltik hareketlerle besinlerin mideye iletilmesini sağlar. Şöyle bir şey gösterelim arkadaşlar. Peristaltik hareketin ne olduğunu anlamak için. Şimdi arkadaşlar burada yemek borusunda halkasal kaslar mevcut. Şimdi besin buraya geldiğinde şu kısım kasılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Besini aşağıya itiyor. Burası da genişledi. Besin hop buraya geldi. Bu sefer ne olacak? Şurası kasılacak. Besin aşağı indi. Hadi indirelim. Biraz daha açayım arayı. Şurası kasılacak arkadaşlar. Besin buraya indi. Bu şekilde kasılıp gevşemelerle ne yapacak? Besini mideye doğru iletecek. Biz buna ne diyormuşuz? Peristaltik hareket. Arkadaşlar bakın yukarıdan aşağı doğru gerçekleşiyor. Eğer bu peristaltik hareket aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşirse ne olur? Kusma dediğimiz durum meydana gelir. Midemize bakalım. Midemiz arkadaşlar yaklaşık 1,5 litre hacminde kese şeklinde bir organ. Hem mekanik sindirim var hem kimyasal sindirim var. Kasılıp gevşeme hareketleriyle ne yapacak? Mekanik sindirimi gerçekleştirecek. Bunun haricinde bir süre besinlerin depolanmasını sağlar. Proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır. Dıştan içe doğru midenin yapısına baktığımda en dışta bağ doku, orta kısımda düz kasım. Bu düz kaslar çapraz enine ve boyuna konumlanmıştır. Bu da arkadaşlar midenin şu şekilde çalkalanma hareketi yaparak mekanik sindirime yardımcı oluyor. Epitel dokumda mide öz suyu salgılayacak arkadaşlar. Şimdi midemizdeki epitel dokumuz mide öz suyunu salgılar dedik. Peki bu mide öz suyunun içeriğinde kimler var? Hidroklorik asit, pepsinojen enzimim, mukus salgım, LAP adını verdiğim diğer ismiyle renin dediğim enzimim mevcut. Şimdi arkadaşlar hidroklorik asit biliyoruz pH'i oldukça düşük, kuvvetli bir asittir kendisi. Mide öz suyunun pH'i da yaklaşık 2 civarındadır arkadaşlar. İşte kaynaklarda değişir bu 1,5-2,5 vesaire arasındadır.
diyoruz. Bu özelliğinden dolayı mikroorganizmaların öldürülmesine yardımcı olur. Arkadaşlar bağışıklıkta, özgül olmayan bağışıklıkta örnek vermiştik bu duruma. Pepsinojen enzimi inaktif formda salgılanır arkadaşlar. Pepsinojen enzimin bu şekilde salgılanmasının nedeni besin yokken mide dokusuna zarar vermemesinden dolayıdır. Vermemesini istediğimizden dolayıdır. Proteinlerin denatürasyonunu sağlar. Denatürasyon arkadaşlar 3 boyutlu yapıdır. Proteinlerin 3 boyutlu yapısını ne yapacak? Denatürasyon dediğimiz yapı proteinlerin 3 boyutlu yapısının bozulmasıdır. Bunu sağlar diyoruz. Şimdi kafamıza şöyle bir soru işareti takılabilir. Bu kadar düşük pH'a rağmen benim mide dokum neden bozulmuyor, neden zarar görmüyor? Bunun nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar, pepsin enzimimin inaktif olarak sentezlenmesi. Pepsinojen şeklinde. Bu enzim pepsinojen formundayken çalışmaz arkadaşlar. Önce aktifleştirip pepsin yapmam lazım. Midemdeki mukus tabakasının çift katlı olup 3-4 günde bir yenilenmesi. Aynı zamanda midedeki arkadaşlar bu. Mide öz suyu salgısının gastrin ve enterogastrin hormonlarıyla denetlenmesi. Bu ne demek? Şu demek. Arkadaşlar midedeki besinler ince bağırsağa geçtiği zaman enterogastrin hormonu mideye şöyle bir uyarı gönderiyor. Diyor ki mide öz suyu salgılama, sen şu an boşsun. Gastrin hormonu da arkadaşlar bizim çiğneme hareketimiz, besinlerimizin mideye teması halinde mideyi uyararak mide öz suyunun salgılanmasını sağlıyor. Şimdi bizim midemizde 3 tip hücre var. Parietal hücrelerim hidroklorik asit ve gastrin hormonu salgılıyor. Peki midemde gastrin hormonu var mıdır? Hayır. Hormonların hepsi nereye verilir arkadaşlar? Kana verilir. Bunu unutmayalım. Şef hücrelerim var, pepsinojen salgılayacak. Goblet hücrelerim var, bunlar da mukus salgılayacaklar. Şimdi midemin enzimleri salgılamasında neler etkili? Bunlara bir bakalım. Mekanik etkiden bahsedebiliriz arkadaşlar. Mekanik etki nedir? Besinlerin mideye temas ettiği anda midem ne yapacak? Salgı üretimine geçecek. Bu mekanik etki. Sinirsel etki. Eğer ben bir besinin kokusunu alırsam ya da tadını alırsam parasempatik sinirler aracılığıyla midemizin çalışması hızlanır. Vagus siniri pepsinojen ve mukus salgılatır arkadaşlar. Hormonal etkiye bakalım. Gastrin hormonu midenin salgı yapan hücrelerine etki eder ve salgıları da ne yapar? Artırır. Enterogastrin ne yapıyordu? Azaltıyordu. Bakalım bir midemize burada. Yemek borusu ve 12 parmak bağırsağı arasında J şeklinde, kese şeklinde bir organ dedik arkadaşlar. Bakın şurada bir kapım var. Kardiya kapısı. Yemek borusuyla mideyi ayırır. 12 parmak bağırsağıyla mide arasında da pilor kapımız mevcuttur arkadaşlar. Ne işe yarıyor bunlar? Bakın yediğimiz besinler bu tarafa gidiyor, doğru mudur? Evet. Besinin bu tarafa geçişini engelliyor bu kapak. Tabi kusma durumlarında ne yapıyorsun? Kapağı zorluyorsun, çıkartıyorsun. Peki pilor kapım ne işe yarayacak? 12 parmak bağırsağından içeriğin mideye gelişini engelleyecek. Besinle mide öz suyum buluştuğunda oluşan bulamaça ne diyoruz? Kimus adını veriyoruz arkadaşlar. Diğer sindirim organımız ince bağırsağımız. Bu elemanda nerede yer alacak? Mide ile kalın bağırsak arasında bulunan yaklaşık 6 ila 8 metre uzunluğundaki organımızdır arkadaşlar. Dıştan içe doğru baktığımda bağ dokum, düz kaslarım ve epitel dokumdan oluşur. İnce bağırsağımız 3 bölümden oluşur arkadaşlar. Duodenum dediğim kısım, 12 parmak bağırsağı, midemle bağlantılı olan kısım. Sonra jejunum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Orta kısım, diğer adı boş bağırsaktır. Bir de neyim var? İleumum var, kıvrımlı bağırsağım. Şimdi arkadaşlar bunlar nedir diye bakarsak eğer.
Şimdi ince bağırsağımdan şöyle bir kesit aldığımda karşıma böyle bir yapı çıkıyor. Bakın arkadaşlar, bunlar mikrovillus ve villuslardır. Bunların üstünde de küçük küçük mikrovilluslar var. Şu an görmüyoruz ama şuradan bir kesit alıp zoomladığımda karşıma böyle bir manzara çıkacak. Bakın, ince bağırsağın iç kısmındaki parmaksı çıkıntıların adına ne isim veriyoruz biz? Villus. Neden böyle çıkıntılar var? Yüzey alanını artırmak için var arkadaşlar. Bu villus yapılarının kıvrımlarında, iç bölümlerinde kan kılcalları ve lenf kılcalları var. Şu şemayı bunun zoomlanmış hali gibi düşünelim. Villusum, arkadaşlar bakın, lenf kılcallarım, bir de neyim var? Kan kılcallarım var. Neden bu kadar donanımlı bir yapı bu? Çünkü kimyasal sindirimimi ben ince bağırsakta tamamlayacağım. Niye sindirdim ben bunları? Tüm hücrelerime göndermek için. Buradaki kılcal damarlarla emilim gerçekleştirip arkadaşlar dolaşım sistemine göndereceğim besin monomerlerini. O zaman ince bağırsak için ne diyeceğiz? Sindirim ve emilimin gerçekleştiği yapıdır diyeceğiz. Şimdi ince bağırsağımızdan salgılanan enzimlerimize bakalım. Biraz durumları karıştıralım arkadaşlar. Kim bunlar? Maltaz, sükraz, laktaz. Disakkaritleri sindiren enzimler. Enterokinaz, tripsinojen enzimimi aktifleştirecek. Dextrinaz, dekstrinleri parçalayacak. Dextrin arkadaşlar küçük zincirli polisakkaritlerdir. Tripeptidaz, dipeptidaz, aminopeptidaz. Bunlar arkadaşlar proteinlerin parçalanması sonucu oluşan yapılar. İşte tripeptidaz 3 amino asitli yapı, dipeptidaz diğer ismi, özür dilerim, tripeptit 3 amino asitli yapı, bunu parçalayan enzim. Dipeptit 2 amino asitli yapıdır. Bunu parçalayan enzimim dipeptidaz, diğer ismi erepsin. Aminopeptidaz arkadaşlar polipeptitlerin amino gruplarını hidroliz edecek olan enzim. Bir de neyim var benim? Nükleotidazlarım var arkadaşlar. Ne yapacak? Nükleotitleri parçalayacak. Nükleozidaz enzimim var. Bu da nükleozitlerimi parçalayacak. Şimdi arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanan bir de hormonlarımız var. Bunlara bakalım. Bu hormonlarımız arkadaşlar enterogastrin. Bu enterogastrin hormonu mideden gelen kimus bağırsağa geçtiğinde midenin salgılarını azaltır ya da durdurur. Sekretin hormonu karaciğerimi uyarıp safra üretimini ve salgılanmasını sağlar. Aynı zamanda pankreası uyarır, bikarbonat iyonlarının salgılanmasını sağlar. Bu bikarbonat ne iş yapacak? Mideden gelen kimusu nötralize edecek. Çünkü ince bağırsakta bulunan bu enzimler arkadaşlar bazik ortamda çalışan enzimlerdir. Bir tane daha hormonum var. O da kolesistokinin hormonum. Bunun da iki görevi var. Birincisi safra kesesini uyarmak. Safra kesesini uyarıp diyor ki bana safra sıvını gönder. Pankreası uyarıp diyor ki ben artık nötralize oldum, olmak üzereyim. Enzimlerini gönder. Çünkü sindirimimi tamamlayacağım. Arkadaşlar aynı zamanda bu hormonlar midenin çalışmalarını da yavaşlatan hormonlardır diyoruz. Şemamızdan da bir bakalım. Arkadaşlar bakın, karaciğer ne yapacak? Safra sıvısı üretecek. Ürettiği bu safra sıvısının bir kısmını safra kesesinde depolar, bir kısmını da koledok kanalından Water kabarcığına, oradan 12 parmak bağırsağına gönderir. Safra kesemde yine kolesistokinin hormonunun etkisiyle ne yapacak? Depo safra sıvısını koledok kanalı Water kabarcığı 12 parmak bağırsağı. Peki, sekretin hormonum ne yapıyordu arkadaşlar? Pankreası uyararak bikarbonat iyonlarının Wirsung kanalından geldiğim Water kabarcığı 12 parmak bağırsağında. Kolesistokinin hormonum ne yapıyordu? Pankreası uyarıp enzimlerin bu sefer
Virsun kanalından yine güzergahım Virsun kanalı, water kabarcığı 12 parmak barısı. Bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Çalışacak hormonlarımız. Sindirim sistemimizin son organı olan kalın bağırsağımıza bakalım arkadaşlar. İnce bağırsaktan başlayıp anüsle sonlanan bir organdır. Üç kısımdan oluşur diyoruz. Bunlardan bir tanesi çekum, kör bağırsak, ince bağırsakla birleşen kısım. Kolonumuz arkadaşlar orta kısımda bulunan bölüm. Rektum, düz bağırsak, anüsle bağlantı kurulan yer. Şimdi arkadaşlar bu kör bağırsağımızdaki parmaksa çıkıntıya ne diyoruz? Apandis ismini veriyoruz. Peki kalın bağırsak vücudunda ne iş yapacak? Sindirim atığında bulunan, artık ben sindirimimi ince bağırsakta ne yaptım? Tamamladım. Kalın bağırsaktakiler o zaman benim işime yaramayan yapılar diye düşünebilirim. Sindirim atığında bulunan su ve minerallerin emilimini yapar, bu bir. Sindirim atıklarını geçici bir süre depolar, iki. Arkadaşlar kalın bağırsağımızda bizim mutualist yani dost bakterilerimiz yaşıyor. Bu bakteriler arkadaşlar bize B ve K vitamini üretir. Kalın bağırsakta üretilen B ve K vitamininin emilimini sağlar diyeceğiz. Kalın bağırsağımızda villus yapısı yok arkadaşlar. Sindirim sistemi organlarımız bunlar. Sindirim sistemine yardımcı organlarla videomuza devam edeceğiz arkadaşlar.